Evet arkadaşlar, herkese merhaba. Yeni bir video ile birlikteyiz. Bugün geometrik ve cisimler ve şekilleri yine farklı bir kaynaktan farklı etkinliklerle işleyerek pekiştireceğiz. En iyi şekilde nasıl anlayabiliriz? Evet, beşinci ünitemiz. Birinci etkinliğimizde gördüğünüz gibi nesneleri benzerlik, geometrik cisim ve isimleriyle eşleştirelim. Yani bir nesnemiz olacak. İşte gördüğünüz gibi bir tanıyoruz. Bazen oyunlarda karşımıza çıkıyor. Bir zar. Zarı hangi geometrik cisimdir? İşte burada. Geometrik cisim, geometrik cismin ismi nedir demiş. Buraya da yazmış. Eşleştirme yapacağız. Şimdi zarın 6 tane karesel yüzeyi olduğuna göre hangi e, geometrik cisim ile eşleştirebiliriz? Şu geometrik cisme benziyor değil mi? Evet, buna aldık. Peki o halde bu geometrik cismin 6 yüzeyi de kare olan geometrik cismin adı neydi? tüm yüzeyleri kare olan evet bunu neyle küp ile çok güzel eşleştirebiliriz. Doğru söylediniz. Hemen ikinciye geçtik. Bir armağan paketimiz var. Armağan paketimizi hangi geometrik cisme benziyor? Alt ve üst yüzeyi kare, yan yüzeyleri dikdörtgen olan şu kutu şekline benziyor değil mi? İşte burada bir geometrik cisim. Bu geometrik cismin alt yüzeyi ve üst yüzeyi kare olduğuna göre ne ile eşleştirebiliriz? Bunu da aldığımızda kare prizma ile eşleştirebiliriz diyebiliriz. En altta bir neş nesnemiz var. Nesne diyor. Gördüğünüz gibi kibrit kutusu. Kibrit kutusunu buradan şu yeşil kalemle aldığımızda bu geometrik cisme. Bu geometrik cismin ismi nedir? Tüm yüzeyleri karşılıklı olarak dikdörtgen olduğuna göre dikdörtgen prizma ile ne yapabiliriz? Eşleştirebiliriz. Teşekkür ediyorum. Hemen bir diğer etkinliğimize geçiyoruz. İşte burada gene nesnemiz gördüğünüz gibi bir nesnemiz var. Nesnemizi ne ile eşleştirebiliriz? Alt ve üst yüzeyi üçgen olan şu çadır gibi olan nesne. Bu nesnenin adı neydi? Alt ve üst yüzeyi üçgen. Yan yüzeyleri dikdörtgen olduğu için bunu ne diyebiliriz? Üçgen prizma ile eşleştirebiliriz. Burada bir nesnemiz daha var. Bu nesnemiz neye benziyor? Evet bu nesnemiz de bir pile benziyor. Peki bu pil hangi geometrik cisme benziyor? İşte burada hemen ismi aklımıza geldi. İsmi nedir bunun? Hemen eşleştirebilirsek burada kitabımıza silindir diyebiliriz. Pil Alt ve üst yüzeyi daire, yan yüzeyi dikdörtgen, eğik bir şekilde ve silindir ile eşleştirmiş olduk. Burada bir kukuleta diyoruz. Kukuleta doğum günü partilerinde kullanıyoruz. Bir şapka. Ne ile eşleştiriyoruz? İşte burada bunun adı nedir? Tabii ki bu bir konidir. Yan yüzeyi eğik, alt tabanı daire olan bir konidir diyebiliriz. Bir voleybol topu hangi geometrik cisme benziyor? Tabii ki küre köşesi ve ayrıtı olmayan bunları bir eşleştirmiş olduk. Şimdi bunları dersimizde de anlatmıştık eşleştirecek olursak yani konumuzda ikinci etkinlikte bunların özelliklerini yazmaya geçelim birlikte. Örnek vermiş. İşte burada bir ne var? Küp var. Küp ne demiştik? Gördüğünüz gibi 6 yüzeyi vardır. Yan yüzeyleri burada. Yan yüzeyleri 6 tane yan yüzeyi vardır. Şu kırmızı noktaların koyulduğu yerler köşeleri değil mi? Köşeleri ve yüzeyleri birbirine ayrılan çizgi gibi olan yerlere ne diyorduk? Ayrıt diyorduk. O zaman kaç yüzeyi vardır küpün? 6 yüzeyi vardır. Yazmış gördüğünüz gibi özelliğini. Kaç köşesi vardı hatırlayalım. 4. 4 tane de bir de burada görünmeyen bir köşesi vardır içinde değil mi? 8 köşesi. 4 tane yanda, 4 tane üstte, 4 tane de altta 12 ayrıtı vardır. Bütün yüzeyleri karesel bölgedir. Kare değil, kapalı bir alan olduğu için karesel bölgedir diyebiliriz. Şimdi ikinci şeklimize geçelim. Bu geometrik cisimimizde şurası gösterilen nedir? Evet, bakın yüzeyleri ayıran yer burası neydi? Hemen ne yazıyoruz o halde? Aferin ayrıt yazıyoruz. Şu yan tarafını gösterdiği yere ne diyoruz? Yüz diyoruz yan yüzü. Şu kırmızı noktaların olduğu yere ne dedik? Köşe demiş olduk. Köşe dedik. O halde altı ne diyeceğiz? Altı nesi vardır? Altı yüzeyi vardır. Hep birlikte söyleyelim. Kaç nokta nokta köşesi? Kaç köşesi? Çok güzel. 8 köşesi vardır. 12 1 2, 3, 4 4 tane yanda şöyle çizecek olsam bakın 1, 2, 3 nokta nokta niye arkada tam gözükmedi? için 4. ayrıtı 1, 2, 3, 4 tane üstte ayrıt var 1, 2, 3, 4 tane var 4, 8, 12 ayrıtı vardır 2 yüzü nedir 6 ve üstü bu kare prizmanın karedir yan yüzeyleri nedir dik 4 gendir. Sel, dikdörtgensel, karesel bölgedir diyebiliriz. Neden? Kare prizmanın alt ve üst yüzeyi yani buraları üst taban ve alt taban kare olduğu için kare prizma olarak isimlendirmiş olduk. Çok güzel. Şimdi geldik buraya ne varmış? Dikdörtgen prizma. Neden? Tüm yüzeyleri dikdörtgen olduğu için. Unutmuyoruz tüm yüzeyleri tüm yüzeyleri bütün yüzeyleri burada var işte dikdörtgen sel bölgedir. Şuraya ne diyorduk? Şu yüzeyleri ayıran yere ayıran adı üzerinde ayrıt. Kırmızı ayrıtların birleştiği yere ne diyorduk? Köşe. Buraya ne diyorduk? Yüz diyorduk. Aynı küpte kare prizmada ve dikdörtgen prizmada olduğu gibi altı yüzü. 8 köşesi ve 12 ayrıtı vardır diyoruz hemen bu etkinliğimizin devamında arka bölüme geçtik arka bölümde baktığımız zaman ne çıktı karşımıza bir üçgen prizma karşımıza çıktı üçgen prizma karşımıza çıktı Çünkü iki yüzeyi nedir iki yüzeyi üçgendir. Toplam kaç yüzeyi vardı? Bakın. Önce şuraları yazalım. Yüzeyleri ayıran yere ne diyorduk? Ay rıt diyorduk. Yüzeyleri ayıran yere ayrıt diyorduk. Yüzeyleri ayıran yere ayrıt diyorduk. Buraya yüz diyorduk. Burası da köşeleri idi köşe demiş olduk. Şimdi kaç yüzeyi vardır? 3 tane yan yüzeyi, alt ve üst tabanı olduğuna göre 5 yüzü. Kaç köşesi vardır bu defa? 1 2 3 4 5 üçgen prizmanın 6 köşesi vardır. Kaç ayrıtı vardır? 1 İsterseniz çizelim ayrıtlarını. 1 ayrıt, 2 ayrıt, 3 ayrıt. 3 tane de üste vardır. 6 ayrıt. 3 tane de diğer tabanda vardır. Altta diyebiliriz. 6 9 ayrıtı vardır. 3 yüzeyi nedir? Yan yüzeleri prizma olduğu için dik 4gensel 2 yüzü de üçgensel nedir? Üçgensel bölgedir diye biliriz. Sıradaki Geometrik cismimize geçecek olursak sıradaki geometrik cismimiz nedir? Sıradaki geometrik cismimiz evet nedir? Silindir. Neden? Şurası nedir? Yüzey yüzey. Yani üst yüzey alt yüzey değil mi? Üst yüzey alt yüzey yan yüzey. O zaman buraya ne diyebiliriz? Yan yüzey üst taban alt taban ya da alt yüzey diyebiliriz. Şimdi ne deriz? Kaç yüzeyi vardır? 1, 2, yüzeyi açılmış halini şöyle çizecek olursak bir dikdörtgen yan yüzeyi bu şekilde de ne yapabiliriz? Diyebiliriz. Şimdi o zaman kaç yüzeyi vardır? Üstü ve altı bir de yan yüzey olduğuna göre. 3 yüzeyi vardır. Nedir? Köşesi ve neyi yoktur? Köşesi ve ayrıtı yoktur silindirin. Karşılıklı iki yüzeyi düz, iki yüzeyi düz, yan yüzü eğridir. Değil mi? İki yüzü daire, dairesel, bir yüzü dikdörtgensel bölgedir. Dikdörtgensel bölgedir. İşte bakın burada bir dikdörtgen. Bunu katladığın zaman değil mi? Ne oluyor? Hemen buradan bir tane alacak olursam. İşte nasıl dikdörtgen? Bakın bu bir dikdörtgen. Bunu bu şekilde katladığımda dikdörtgensel bölgeyi ne oldu? Bir silindir halini almış oldu. Şurası bakın bir daire. Tabanı bir daire. Yan yüzeyde eğri bir şekilde açtığımızda bir bunu kestik. Ne oldu? dikdörtgen olmuş oldu. Teşekkürler. İşte geldik koniye. Koniyi ne deriz? Açılmış halini çizecek olursak koninin. İşte bakın arkadaşlar şu şekilde bunun bir koninin açılmış hali diyebiliriz. Biz bunu gene kağıdımızda bu şekilde katladığımızda yan yüzeyi eğik oluyor. Ve tabanında gene bir dairesel bölge bir iki yüzeyi vardır diyebiliriz. Şuraya ne deriz? Yüzey Buraya ne diyebiliriz? Taban veya alt yüzey diyebiliriz. Kaç yüzü vardır? İki yüzü vardır. Değil mi? Gene silindirde olduğu gibi köşesi ayrıtı yoktur. Yüzeylerden biri eğri, diğeri düzdür. Değil mi? Bir yüzü nedir? Dairesel bir yüzü dairesel bölgedir diyebiliriz. Son Geometrik cisimize gelirsek küre. Nedir? Yüzeyi, yan yüzeyi nedir? Eğridir. Kaç yüzeyi vardır? Bir yüzü vardır. Köşesi ve neyi? Gene aynı şekilde köşesi ve köşesi ve ayrıtı yoktur. Yani yüzeyi, eğri bir yüzeyi var. Köşesi yoktur. Değil mi? Düz yüzeyi nedir? bulunmamaktadır. Düz yüzeyi bulunmamaktadır diye biliriz arkadaşlar. Şimdi tekrar bir gözden geçirecek olursak arkadaşlarım silindir, koni ve kürenin köşesi ve ayrıtı yoktur. Bunu bir kere üçünün ortak noktası olarak bileceğiz. Silindir, koni ve kürenin silindir, koni ve kürenin köşesi ve ayrıtı yoktur eğik yüzeyleri vardır. Bunun da bir eğik yüzeyi var. Bunun da eğik yüzeyi var. Bunun bir de tabanı vardır. Koninin açılmış şeklini göstermiştik. Silindirin 3 yüzeyi vardır. Alt ve üst yüzeyi daire, yan yüzeyi dikdörtgendir. Prizmaların üçgen prizma olsun, kare prizma olsun, dikdörtgen prizma olsun. Prizmaların yan yüzeyleri dikdörtgensel bölgedir. Prizmalar isimlerini alt ve üst Tabanlarından aldılar. Alt ve üst tabanı üçgense üçgen prizma. Alt ve üst tabanı ve tüm yüzeyleri dikdörtgense dikdörtgen prizma. Dikdörtgenler prizmasın. Alt ve üst tabanı kare ve yan yüzeyleri dikdörtgense dikdörtgen prizma. Küp ise özel bir prizmadır. Tüm yüzeyleri kare olan özel bir prizmadır. Üçgen prizmanın 3-6 köşesi. Kare prizma küp ve dikdörtgen prizmanın 8'er köşesi vardır. Arkadaşlar bugünkü dersimiz bu kadar. Hepinize çok teşekkür ederiz. Soru çözümlerimizde görüşmek üzere.